Elon Musk'a bakalım ya. Elon Musk abim. Elon Musk inşallah şeyi de satın alır ya. Instagram'ı da satın alır abim benim. İnşallah en kısa sürede Instagram'ı da satın alır. Parası yetiyordur inşallah. Ev mev alamıyorum diyordu. Adam Twitter aldı bak. Böyle bir adam işte. Evim yok diyor diyordu. Arkadaşlarımda kalıyorum diyordu. Bak adam Twitter'ı satın aldı. Görüyor musun? Ev alma Twitter al. Güzel bir yatırım tavsiyesi işte. Ev alacağınıza Twitter alacaksınız abi. Türkiye'yi de satın alsın biz Ahmet. İnşallah bakalım. Türkiye'yi de satın alırsa bizi de komple de bakar bu adam ya. <laughs> Burada da işte şeyden bahsediyor zaten Elon Musk. Free speech, ifade özgürlüğünden bahsediyor. E, kendisi hani kendisinin sevmediği adamlara karşı bile hani herhangi bir şekilde ifade özgürlüğünü karşı bir şey yapmayacağını söylüyor. Yani çok mükemmel bir adam. Helal olsun. Valla adam şu kimlik doğrulama mevzusu nasıl olacak merak ediyorum. Şey çok kötü olurdu. Elon Musk değil de Mark Zuckerberg Twitter alsaydı şu an baya sıkıntıydı yani. Allah'tan alamadı, almamış yani. Maşallah. Veya aklına mı gelmedi almak mı istemedi bilmiyorum ama Sigdo Eren teşekkür ederim. İkinci elini kutlamış. Hoş geldin. çünkü Instagram çok kötü. Mesela şu an Mark Zuckerberg Instagram'ı bayağı kötü yönetiyor. Herhangi bir şey küfür bile yazamıyorsun lan Instagram'da. O kadar boktan bir uygulama ki yani Twitter'ı satın alsa nasıl olurdu bilemiyorum. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. En ufak şeyi bile söyleyemiyorsun. ya. Yani. Kağıda özgürlüğünün olmadığı, hani bayağı olmadığı bir platform. Bayağı kötü. Mark the Social Network izlerseniz görürsünüz. İzledim onu ben. Instagram bayağı verisiz diyor. Mark şu an ABD'de davalı galiba. Neyse bilmiyorum. Allah'tan Elon Musk kaldı. Şimdi Elon Musk inşallah Instagram'ı satın alabilir ya. Çok isterim Instagram'ı da satın alsın da o olmaz büyük bir ihtimal. Bilge ise dalga geçiyor Elon Musk. Şimdi e, Elon Musk Twitter'ı satın alınca bazı kesimler ağlıyor bazı kesimler diyor ki işte Elon Musk istediği gibi istediği adamı banlayabilecek İşte Elon Musk artık internetin sahibi İşte Elon Musk ne bileyim boşuna gitmediği bir adamın erişimini kısabilecek falan zar diye ağlayan bir tayfa var e, onlara delilmesi gereken tek şey eğer sizin de bir gün 44 45 miydi 45 milyar dolarınız olursa siz de Twitter'ı satın alabilirsiniz abi e, diyebilirsiniz onlara karşı. Mantıklı olur. Yani baya hani böyle Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını engellemeye çalışan insanlar. Türkiye'de de var bunlardan. Yani Bence Musk iyi yaptı. Tabii ki iyi yaptı oğlum. Yani Twitter daha önce zaten ifade özgürlüğünün olmadığı bir platformdu. Twitter'da sansür vardı. Twitter Donald Trump'ın şeyini banladı oğlum. Hesabını banladı Daha üstü ne olabilir yani? Daha üstü yok bunun. Yani herhangi baya sert politik. Yani Instagram kadar değil belki ama. Yine de hani böyle istediğini yazamayacağın kötü bir platformdu. İşte Elon Musk şimdi bunu değiştirecek ama tek belki kötü olabilecek şey bu aynı zamanda şeyi de kaldıracağını söylüyor. Anonim anonim hesapları kaldıracağını söylüyor Elon Musk. Bazı insanların o hoşuna gitmiyor yani. Düşünüyorum mantıklı mı diye anonim hesapları kaldırmak. Şöyle yani mesela AK Parti için evet bot hesaplar AK Parti'de çok fazla troller. Şimdi AK Parti'ye yaramaz mesela bu açıdan sevinirim. Ama öte yandan bilmiyorum yani anonim takılmak isteyen insanlar da olabilir. Kimseye zararsız. Yani gene de kalsa fena olmazdı galiba ya. TikTok alıp kapatsa cidden çok büyük sevap işler. Troller ağlamaya başlamış. Ağlayacaklar abi bu işte şey falan var ya medya muhtarı. Başka kim vardı? Bu AK Parti'nin yüksek takipçili botları. Onlar mesela şu an ağlamaya başladı yavaştan. Bir de şey diyen bir tayfa var. Bunlar Türkiye'de çok yok sanırım da yurt dışında var bunlar işte. Elon Musk 45 milyarı Twitter'a vereceğine dünyadaki Afrika'daki açlığı bitirebilirdi abi falan filan. Aynen abi. <laughs> Hepinize para dağıtsın adam zaten koyayım. Götüne götünü kaldırmış çalışmış. Ee, senin evde yatan tembel götüne para verecek abi. Neyse bu ne demiş? If Twitter. Aynen öyle bak. Bu demiş ki. Eğer ki Elon Musk 44 milyarını Twitter'a harcamak istiyorsa ona kalmış diyor. Sen başka bir şey harcamak istiyorsan sen de harcayabilirsin diyor yani. Kim neye almak istiyorsa alabilir diyor yani. Parasını nasıl kullanırsa kullanır ki Elon Musk gibi bir adamın eline geçmesi Twitter'ın çok müthiş bir şey. Yani Mark Zuckerberg gibi bir adamın eline de geçebilirdi dediğim gibi. O yüzden çok iyi oldu yani. Çok sağlam ellerde şu anda. Twitter'da oğlum gerçekten bazen bazı konularda A yazsan sadece A yazsan ban yiyorsun oğlum. Kaç tane hesap ban yedi? Ee, bu sokak köpekleri mevzusunda mesela Aslı Tok'un hesabı ban yemişti. Onda da köpekler itlaf edilsin dediği için vesaire vesaire. Twitter sıkıntı yani böyle istediğini yazamıyorsun. Yazabiliyor olman lazım abi. Bırak eğer birisi linçlenecekse onu insanlar linçlesin. Senin hesabını banlamana gerek yok. Zaten e, garip bir tweet attığın zaman insanlar mentionlarda doluşuyor zaten. Erliğin mesela erlik de ban yiyip duruyor mesela. Saçma saçma olaylar abi. Elon Musk'ın Twitter alması çok iyi. İşte şimdi bu e, insanların Elon Musk'ı Twitter ı almamasını almasın diyen insanlar istedikleri şey şu. Mesela erlik gibi adamların veya işte hesabı banlanan adamların söylediği şeyleri duymak istemiyorlar. Hoşlarına gitmiyor. Yani söylemesin abi hesabı ban yesin istiyorlar. Bundan dolayı Elon Musk'ın Twitter'ı almasını, ifade özgürlüğü olmasını e, hoş karşılamıyorlar. Onların duyguları var be abi. Duyguları kırılıyor. Ağlıyorlar bütün gün evde. Yapacak bir şey yok. Ağlamaya devam edecekler artık. Ben istersen birisine küfür ederim. Yani onun mental sağlığı beni ilgilendirmiyor. Mental sağlığına kendisi sahip çıksın. Kolay gelsin. Reis de alabilirdim. Recep Tayyip Erdoğan da alabilirdi. Evet bizim de bir 128 milyar olayı var mesela. 128 milyarda 3 tane Twitter alabiliyorsun. O da garip bir olay tabi. 128 milyarın ne kadar büyük bir para olduğunu tekrar tekrar hatırlıyorsun yani. Gerçekten çok büyük bir para. Böyle olaylar olduğu zaman insanın aklına en önce o geliyor tabi. Türkiye'de. <laughs> Twitter'ı Elon Musk almasın diyen insanların hali gerçekten böyle ama. Bunlardan diyorum ya tam olarak daha Türkiye'de yok işte de çok yakın zamanda Türkiye'ye de gelecek bunlar. Allah bizi bunlardan korusun. Bunlar çok korkunç arkadaşlar. Bunlar PKK'dan falan daha tehlikeli ha. Şaka yapmıyorum yani. Gerçekten sıkıntı. Kulağım delindi yapacak bir şey yok. <laughs> savaşacağız abi savaşacağız. Evet Türkiye'nin bunlarla dolmaması için savaşmamız lazım. Türkiye'nin bu adamlar tarafından basılmasını engellememiz lazım. Acil bir şekilde. Belediyelerin köpek toplama videolarında çıkıyor direkt. Evet Türkiye'de şey mevzusunda var bunlar. Ee, bu sokak köpekleri mevzusunda var. Sokak köpeklerini toplayamazsınız, yapamazsınız diye ağlayan tayfa e, bu. Türkiye'de de bunlar bunun üzerine ağlıyor. Ölünmaz Twitter'ı alırsa işte ben Twitter hesabımı kapatırım zart zurt diyenler vardı. Maşallah. Ee, yurt dışında daha çok bunlar vardı. Yurt dışında kapatanlar olmuş hesaplarını. Bunlara denilebilecek tek şey hadi bay bay kolay gelsin abi. Siz de e, kendi platformunuzu şey yapabilirsiniz. Çok istiyorsanız açabilirsiniz. Kolay gelsin. E, ifade i̇fade özgürlüğü olmayan başkalarının fikirlerine duymak istemediğiniz boktan sosyal medyanızı açarsanız siz de orada kendi bokunuzda oynayabilirsiniz abi kolay gelsin. Elon Musk gerçekten e, bizim yaşadığımız döneme gelmiş. Şanslıyız yani bence güzel o yüzden. Sabah karşıma 8'li köpek grubu karşıma çıktı asla ahirete gidiyorum. Sorma ya bizim burada da bir tane köpek var sürekli yolumu değiştiriyor. İşte şey diyenler var. Ne bileyim Elon Musk neden kendi şeyi, e, platformunu kurmuyor ki? Ne bileyim sıfırdan kendi platformunu açsın. Twitter'ı niye satın alıyor diye ağlayan bir tayfa var. Adamın parası var. Alıyor yani. Yapacak bir şey yok. Sen oturup evinde bu konu hakkında ağlamaya devam edeceksin. Yapacak bir şey yok yani. Hazırı var. Adam hazırını alıyor yani. <laughs> adam niye uğraşsın değil mi yani?